Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz biterlerim kanalıma, elime yumama. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Fatoş ne yapıyor? Nurhan biraz önce dişçi çağırdı gitti. Saat 3 gibi randevusu var. Ben de evdeki malzemelere bir bakıverdim biterlerim. 3'lük domates buldum. Maydanoz var. Biberimiz bolca. Ve 7-8 tane de patatesimiz var. Ne duruyorsun dedim. Fatoş şöyle. Yağ sıçratmayan, karışmayan hiçbir şekilde ocağınızda bir damla yağ olmadan patates nasıl kızartılır? Bizim yıllanmış ev hanımlarımız hepsi bilir ama tabii yeni evlenenler, gençler, bekarlar için gösterelim. Hem de yemeğimizi yapalım dedim bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar. Görür görmez Fatoş ablanıza abone oluyorsunuz bir tanelerim. Böyle suyumuzun içinde kalıyor bu. Patatesimiz azsa ne yapalım? Birazcık daha biber kızartalım. Şöyle ana yemek olsun. 5 dakika yemeği. Bolca biberler almıştım biliyorsunuz. Şunlar da çok acı. Bunları herhalde kurutacağım. Acayip bir acı. Fatoş bile yiyemiyorsa onun için 2 tane kızartıyorum aralarına. Harika bir biber ama çok şifalı bunlar. Çili miydi? İşte şilim. Ben Meksika demiştim ama Gülseren Hanımcığım dedi ki Fatoş'cum onlar şili biber. Şeyle mi çeyle mi? Vallahi işte aklıma benim. Şunların güzelliğine bak. Kilosunu biliyorsunuz. Şimdi yanlış hatırlamayayım. Birinde 15 aldım, birinde 20'ye. Bu hangisi onu bilemedim. Çekmiştim ama. Bunları yine kurutup pul biberi yapacağım. Dün yandık 2 gündür. Fadime Hanımcığım geldiği gün de çok sıcaktı. Gece bugün hiç uyumadım. Sivrisinekten ve sıcaktan. Şimdi hava gürlüyor. Yağmura yemeğimizi yapalım. Yağmur izleyelim bir tanelerim. Fatoş ne yaptı bir tanelerim? Aha da bakın. Dün ağaca beklerimi topladım. Ay size göstereceğim sonra. Şimdi hemen yemeğimize başlayalım. Evet, yağımızın altını yaktık. Böyle bir tenceremizi ne yapıyoruz bir tanelerim? Kızartma tenceresi yapıyoruz. Her gün kızartma yap. Çünkü gençler, çocuklar istiyor şimdi. Sağlıksız falan demeyelim. O hazır dışarıda kızartılanlar. Onlar 2000 derecede falan kızartıyor. Kızartmayı koydukları anda geri çıkarıyorlar. O kadar kızgın oluyor ki. Böyle yağımızı, tenceremizi, yağ tenceresi yapıyoruz. Tertemiz, arada süzüp yıkıyoruz bir tanelerim. Artık her gün yapacaksanız bir damla bile ocakta yağ olmuyor. Şöyle yıkayıp, bol süzdüm. Sadece yağımız kızdı, bakın. Görüyor musunuz? Sadece yağ bakın tam üstünde. Aşırı da değil. Öyle o 2 kilo yağ falan da koymuyoruz. Tam böyle üstünü kapatır kapatmaz. Güzel hızlı bir ocağa koyuyoruz. Ve bitti. Patatesimizi artık örtüyoruz. Kıpkırmızı olduğunda alacağız. Herkes patates kızartacak bundan sonra. Patatesimiz orada kızarsın. Artık bitti. İşiniz mi var? Patatesinizi soyun. Ocağa koyun. Ağzını da kapayın. Gidin işinizi yapın bir tanelerim. Ocağınız pırıl pırıl kalıyor. Yeni ocağımız hiçbir şekilde kirlenmiyor. Çeşit çeşit tavalarımız böyle var.
Biz de böyle bazı tencereleri hiçbir şey, mesela balık tenceresiyle asla bir şey yapamayız biz. İstediğin kadar yıka, istediğin kadar hipola, o kokuyu Nurancığım alır. Şimdi doğradığım biberlerimizi, biber kızartmayı herkes sevmez ve üşenir. Fatoş'ta durur mu? Bunun kolayını buldu. Kolaylık dersen Fatoş'ta. Ucuzluk dersen Fatoş'ta. Nerede ucuzluk var? Çok az bir yağ koyuyoruz. Yumurta pişirecek kadar. Şöyle biberlerime birkaç tane daha mı yapsam ya? Biberlerimizi atıyoruz. Yani bir yumurta pişirme kadar yağ koyuyorum. Tasarruf bizim işimiz. Fatoş'ta renk renk biber var. Bu da bak biri çok açık, biri çili biberi, çili mi işte anlayın. Bu da Hatay Samandağ biberi. Bu çok sağlıklı. Bu korona zamanı bulamıyorduk. Yalnız biri süs biberiymiş. Bu Hatay'da Hatay Samandağ biberi. Şifaları saymakla bitmiyor, bulunamıyor. Gözüm doymadı bir tanelerim. Şöyle yapmışık madem. Yetsin hepimize. Dünden mercimek çorbam da var. İşte biber kızartması bu kadar kolay. Patatesimiz kızartması. Yağında hiçbir şey kızartmıyoruz. O orada duruyor. Ondan 2-3 günü bir yemeklerimizin yanına çeşit olabilir. Bir çeşit çorbamız olduğunda hemen 3-4 patates kızartıveriyorum. Hani patates zararlı diyorlardı. 1 kilo patates yemiyoruz yani. 1 kilo patates yapıyorsam 4-5 kişilik yapıyorum. 5-6 tane patates kızartıyorum. Hiç öyle fazla kızartmıyorum. Ay, bir tane biberimiz kaçtı. Burayı hemen silelim. Nora temizlik yaptı. Evi boyadım gördünüz. Bir tane yere kaçmış. Birkaç dakika bekleyip şöyle bir ters yüz yapıyoruz. Kızarmaya başladı zaten. Ama en güzel kokan ne desek şimdi biber kızartması da yani sıralamada yerini alır bir tanelerim. Közlenmesi de ayrı alır. Soğan közlenmesi ayrı alır. Kebap kokusu ayrı alır. Ne diyelim bir tanem, Rabbim ne nimetler yaratmış. Binlerce şükredelim. Şöyle sıfır maliyetle Fatoş yemek yapıyor. Sıfır maliyet sayılır. Hiç para harcamadım bugün. Aldım biberden 4-5 tane aldım. 3-4 patatesimiz kalmıştı. O da var. 3 çift domatesim zaten aldığım bir fiyatları biliyorsunuz. Biberin kilosunu 15 liraya aldım. 20 kere kullandık yani. Bedavaya geldi. Bu birazcık daha dönsün şöyle güzel kızarmaya. Biberlerimizi görüyorsunuz. Artık renkleri döndü. Güzel güzel kızarmaya başladı. Şöyle patatesimi de açayım. Bakın hiç ellemedik. Hiç ellemiyoruz. Patates kızartmak artık çok kolay. Dışarıda da yağmur başlamış. Harika değil mi? Şöyle bakın patatesimize. Hiç karıştırmasam da olur. Ben size göstermek için yapıyorum. Hiç karıştırmayabilirsiniz. Kızarmaya başladı patatesimiz. Biraz sonra narlar gibi kızaracak. Bir kere alt üst edebilirsiniz. Çünkü bizim ocağımız çok hızlı. Biberlerim artık kızardı. Hayır, çok bile kızardı. Hemen altını kısıyorum biberlerim. Sosunu hemen hazırlıyoruz. Sosumuz
Hepsi birlikte kirletme yok, kap kirletme yok. Birazcık biber salçası koydum. Şöyle hemen sarımsaklarımızı, 4-5 diş sarımsağımızı atalım. Birlikte bir şöyle bir kokusunu çıkaralım. Oh oh oh. Daha atmadan sardı kokusu. Ve domateslerimi de ekliyorum. Şöyle biraz da tuz koyayım. Bu da burada pişti. Altını geri açtım. Ha, domatesimiz azdı. Hiç korkmuyoruz. Domates çok da çok koyuyorum. Az da az koyuyorum. Mutfakta ne dedik? Çareler tükenmez. Şöyle nefis bir şekilde pişmeye devam etsin. Kokular yayarak. Hemen ben bir limon keseyim. Görüyorsunuz. Şöyle elimizle sıkalım. Bu özel limon. Bunun önemli olan, bak kabuğunu yıkadım önce. Şu kabuğunun kokusu sıkarken kokusunu göndermek istiyorum. Bu Adana'nın meşhur, Adana derken yani Akdeniz bölgesinin meşhur dikenli limonu denen limonu yine yanında da sıkarız bir taneleri. Ben çok fazla seviyorum ama Nurhan daha az seviyor limonunu. Ben bir de yerken sıkıyorum. Sosumuz muhteşem sosumuz ekmek banmalık. Anam dayanamayacağım. Ekmek banmalık sosumuzdan şöyle banmam mı ben sizler için? Ağzımı yaktırmıyorum canlarım. Üfürüyorum. Güzel olmuş, güzel olmuş. Aman. Sosumuz, ay elimdeydi. Sosumuz hazır. O kadar güzel. Şimdi neyle buluşturuyoruz? Maydanozla. Allah Allah. Maydanozla da bir karıştırayım. Şöyle koksun. Bunu kapatıyorum hemen. Sosumuz hazır. Sosumuz hazır. Hemen ocağımın altını açıyorum merakla. Altını derken kapağını. Patatesimi gördünüz mü? Artık bir damla zerreyağı yok. Zaten sıçrama olayı yok ama ben biraz hızlı hareket ettiğim için damlatabilirim ama o bile yok. Artık patatesimin altını örtüyorum. Gördünüz mü canlarım? Bu kadar kolay. Herkes patates kızartsın. Damlama yok, sıçrama yok. Bir tanecik gördünüz mü? Sıçrama asla yok. Artık kimse üşenmiyor. Her gün patates kızartıyor. Altını da örttüm. Bak yağım içinde duruyor ya. Bir gram azalmıyor. Bir gram azalmıyor. Ama bunu az yağıyla yaptığınızda o yağın hepsini çekecek. Sadece yağ yiyeceksiniz. Bunda asla yağ yok. Havluya bile koymuyorum, kağıt havluya. Çünkü o kadar eminim ki bir damla bırakmıyorum. Şöyle yapıyoruz bakın. Çok kaldırmayın. Ya
Tamam, hemen süzüyorum soğuduktan sonra. Tabii bunu bugün yapmayacağım. Öncekinde yaptım zaten. Güzel tenceremi, kapağımı yıkıyorum. Yağımız misler gibi, hiç kokmuyor. Bitti. Şu da ayrı bir yemek, görüyorsunuz bir tanelerim. Kesinlikle ayrı bir yemek olarak yiyebilirsiniz. Ana maşallah maşallah maşallah. Şimdi nedir? Buluşma zamanı. Güzellikler buluşsun. Maşallah. Bereketi gördünüz mü bir tanelerim? Her şey azdı. Daha ne olsun? Şöyle maydanozlarımdan da bıraktım. Yeşil yeşil. Daha ne olsun değil mi bir tanelerim? Hoş geldiniz diye sefalar getirdiniz tekrardan. Canlarım, göremedim sizleri, siz de beni göremediniz. Yemeğimiz hazır. Anam ne yapacağız bilmiyorum. Nuran gelene ben bunu bitirmem mi acaba? Acı sos, acı soslu olmuş. O kırmızı biber, iki tane atmadım mı? Patatesi sıcak olarak tüketmiyoruz. Çok tehlikeliymiş. Canlarım benim uyardı. Zaten patates yenmiyor biliyorsunuz. Sıcak olduğunda en korkunç, ağzını aldığında soğumayan bir madde. Mesela kaynar bir çorba içersin. Ağzını aldığında hemencik soğur ama patates soğumuyor bir tanelerim. Sizler için dürüm yapacağım. Limon çok yakışır. Limonu bütün yemeklerinize koyabilirsiniz. Buyurun canlarım. Buyurun biterlerim. Dürümüm hazır. Ama buraya da bırakıyorum. Ay. Ay harika oldu ya. Hemen göstereyim. Buradan böyle vedalaşayım canlarımla. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın. Hep bereket getirin biterlerim. Yağmur yağıyor. Bereket yağıyor. Hoşça kalın. 5 dakika yemeği. 5 dakika yemeği aslında. Bakma sen ben konuştuğumda. Daha ne olsun ayı? Ben nasıl dayanacağım ben? Daha ne olsun? Haydi afiyet olsun. Malzeme az demiyoruz. 3-5 patates, 3-5 biber, domatesim bile vallahi çok azdı. 3 tane minnacıktı. Ben onu çoğalttım. Afiyet olsun. Tam açıkmayak mı bir tanelerim? Yağmuru dinlemeyek mi? Ay harika değil mi ya? Bak akşam burada ne güzel oturmuştum. Bitkilerimi izlemiştim. Sandalyacağızım burada. Ay size neyi göstereceğim? Size ne göstereceğim can Nikolarım? Bamyalarım çiçek açtı. Daha çiçek açmasını bırak. Bamyam ver. Ay telefon kapat. Gördünüz mü bitalerim? Gördünüz mü bereketi? Anda ağaca beklerim. Bunları da toplamadım. Bugün toplayayım dedim.
Islanıyorum sizler için. Aha domatesler. Fadime Hanımcığıma buradan çitiller çektik. Neler götürdü neler. Biber çitilleri, domates çitilleri. Anam şu sandalyemin ıslanmaması gerekiyor ya. Bu taht araya gidiyor. Kim var burada bebişle? Anam oğlum yağmurdan kaçmış kurban. Oradan biri de kaçtı. Korkma korkma tamam. Sizleri seviyorum Adana'dan kucak dolusu. Yağmurun bereketini gönderiyorum canlarım. Ay çok tatlı ıslandım. Adana'da ıslanmaktan korkmazsın. Çünkü hava 34 dereceydi dün. Ay bamyemi görün ya. Ay ben ölürüm yaradana ya. Ay çok tatlı değil mi? Haydi görüşürüz. Fatoş vallahi susmayı bilmez. Haydi görüşürüz. Nurhan'ı bekliyorum. İnşallah bir sorun olmadan gelir, yapılır dişi.